Merhaba. Yeni bir hafta başlangıcında haftanın piyasa değerlendirmesiyle yine karşınızdayız. 30 Ekim haftasında piyasaların yönünü tayin edecek önemli makro veriler arasında Salı günü açıklanacak olan dış ticaret verileri, Çarşamba günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon raporu ve imalat endeksi yer alıyor. Hafta ise bu haftanın en önemli verileri olan enflasyon, Ekim ayı enflasyonu ve S&P'nin Türkiye kredi notu gözden geçirmesini göreceğiz. Ekim ayı enflasyonunun aylık bazda %1,5, yıllık bazda ise 11,3'e yükselmesini bekliyoruz. Standard & Poor's'un ise kredi notu görünümünde herhangi bir değişiklik yapmamasını bekliyoruz. Yurt dışına baktığımız zaman bu hafta piyasaların yönünü tayin edecek en önemli veriler Amerika ve Almanya'dan gelecek olan enflasyon verileri olacak. Geçtiğimiz hafta Amerika'da 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerden iyi gelmesi sonucu Amerikan doları hem gelişmekte olan hem de gelişmiş para birimlerine karşı değer kazandı. Bu haftanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan enflasyon dışında Amerika'nın Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı da belli olacak. Powell ya da Taylor arasında bir seçim yapılması durumunda Amerikan dolarının yukarı veya aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliriz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Powell'un seçilme olasılığının yükselmesiyle beraber Amerikan dolarında hafif bir gevşeme gördük. Eğer bu beklenti gerçekleşirse Amerikan dolarında bir miktar daha gevşeme görebiliriz. Geçtiğimiz hafta başlayan 3. çeyrek bilanço sezonunda bankalar beklenenden iyi karlar açıkladılar. Bu hafta bankalardan İş Bankası ve Halkbank'tan sonuçlarını bekliyoruz. Bankacılık dışı sektörlerden ise Anadolu Efes, Coca-Cola ve Tofaş'tan 3. çeyrek kar beklentilerini açıklamalarını bekliyoruz. Genel olarak da 3. çeyreğin güçlü bir çeyrek olmaya devam etmesini bekliyoruz. 30 Ekim 3 Kasım haftasının yurt içi ve yurt dışındaki veriler nedeniyle volatil bir hafta olmasını bekliyoruz. Hem kurda oynaklık hem de borsada 3. çeyrek bilançoları ve makro verilerle birlikte önemli salınımlar görebiliriz. Zamanı kazanca dönüştürenlerin kulübü, ünlü The Club'ı izlemeye devam edin.